Günaydın. Saat şu anda tam 6'ya 10 geçiyor. O dünyanın bir ucu, aman da ne uzak denilen havalimanının ne kadar uzak ya da yakın olduğunu öğrenmek. Birazdan minibüs gidecek. Toplu taşıma kullanacağım hepsi için. Dolayısıyla hep beraber öğrenmiş olacağız. O zaman bu Paris seyahatinin ilk bacağı başlasın bakalım. Sanırım 2 dakikayla bir öncekini kaçırdım. Tam 6.30'da minibüsten indim ki çok aheste geldi. Ne kadar sürecek? 1,5 saat diyorlar ama daha kısa sürmesini istiyorum tabii ki. Kadıköy'den tam 55 dakikada geldik. İyi gidelim. Bunu da göstereyim. Aşırı uzak, çok uzak ve 50-55 kilometre hızla geldik. Onu da belirteceğim. Ondan sonra çok güzel, öyle kötü, böyle uzak dinlenme diyenlere bilgi olsun. Evet, 3 numarada indiriyoruz sizleri. Cepetab'in sunduğu hızlı geçişten faydalanmak için 3 ve 6 numaralı girişleri kullanıyorsunuz. Zaten araç da 3 numarada indirdi. Yok, 1,5 saat yok. Ben de sanırım bir şey alamadım. Şimdi dedim ki geçişi yapacağım. Şurası ne acaba? Bakıyorum. Bir de numarayı takıp da atlas yarım saat gibi bir zaman geçti. Çünkü fotoğraf çektim. Valizimi sardım. Bizzat kendimi sardım. Hiç kimseye güvenmediğim için. Şimdi kontuardayım. C25 ile 28 arasında alıyorlar. Check-in'iniz olsa bile karışık sıraya giriyorsunuz. Bu şekilde de hızlı ilerliyor. Ve ayrıca diğer kontuarlar için söyleyeceğim şey ise kova yollarının bir sürü kontuarı vardı ve gayet boş. Hiç kimse beklemiyor. Aman şöyle kalabalık böyle bilmem ne falan şeylere inanmayın. Fazlaca Türk Hava Yolları için konuşuyorum. Çok fazla kontuar var. Zaten Cenk kontuarı da olduğu gibi Atlas Global'e ayrılmış. Mesela Ercan karşıda, Belgrad karşıda, Moskova karşıda, Bodrum karşıda. Bunlar da bu tarafta gibi düşünüyorum. Şimdi ileride kaldı. Şöyle göstereceğim. Şu ortadaki yerde harç pulumu aldım. Önümde bir kişi bile yoktu. Şimdi hızlı geçiş için gidiyorum. Onu da göstereyim. Girerken C kapısından. Buradan da tam nereye düşüyor? Büyük dış hatlar tabelasının sol tarafındaki geçişlerden geçeceksiniz. Yani şurada business class için Türk Hava Yolları var. Onun karşı tarafı gibi oluyor. Bakalım şimdi. Evet, çünkü falan çekmek şu an çok zor oluyor. Ben geçtim. Ondan sonra zaten test track'ten geçtim ama yan taraflar bile boştu. Hani onu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ardından zaten geçişte gene boş. Şimdi yürüyeceğim. Videoyu da kapatmayacağım. Beraber yürüyeceğiz. ATM'leri göremedim. Açıkçası çok da aramadım. Bir para yatırma ihtiyacım var ama üzerimde kalmasın hesaba yatırayım diye. İleride mağazalar var. Birazcık duty free tur yapabiliriz. Bu arada saat kaç? Saat 8.47. Ben şimdi, bir dakika, buggy durakları var dediler. Buggy için de şifrem var. Oradan falan mı gidiliyor acaba? Sormadım. Şimdi şunu yapabiliriz. Birazcık ortamı çekeyim. Neler var? Hermes. Nerede ilk gördüm oldu. Turkish Airlines lunch diyor. Hafif çaplı en şeyi bu taraftan başlıyor herhalde. Birazcık gideyim. Biraz sizi de yanında götüreyim. Ondan sonra zaten
Buggy'de özellikle çekim yapacağım. Çünkü Cepdet hep bu imkanı sağlıyor. Hani birçok insan faydalanabilir. Çok acayip bir aşırı bir ücret ödemeden. Bakalım şimdilik bir sorun yaşamadım. Görelim bakalım ne olacak. Ben çok parfüm tutkunu biriyim. Koklamaktan konuşamadım. Burada İtalyan markasını işte şöyle çekeyim. Lerzov diye mi okunuyor acaba? Daha önce bana denk gelmemişti diğer havalimanlarında ya da İtalya'da. İnanılmaz beğendim. Şişelerin renkleri aynı duruyor ama seri içerisinde farklıları var. Benim güzeli şu. Şöyle bir seri var ama şunu beğendim. Tahminimce 269 lira. Çok hani dışarıda parfümerilerde, sevgide falan rastlayamayacağımız markalar da var. Burası da ilk ülkeli. Hafiften şöyle göstereyim. Çekim yapmak yasaktır eminim ki de. Çaktırmadan. Bunların bir stand var mesela. Bir oraya bakacağım. Chanel paletler 78 lira. Fena değil yani. Çok güzel sunumları var. Özellikle şu başlardaki. Modern Muse. Zaten Modern Muse önüne gelene bedavaya veriyorlar. Fiyatlar normal. Zaten şey... Montblanc'a bakalım bunu. Ekstra bir fiyat yok. Victor Rolf'in şu Donna serisinden bu güzel de bir bakayım. Hafif. Çok hafif. Çok hafif. Sıcak. Çok hafif bir şey sıkacağım diyenler için bu. Valentino Donna'nın Rose Verde'si. Normalde klasik Donna'yı daha çok seviyordum. Daha sonra burada sizi darlayan kimse de olmadığı için rahat rahat bakabilirsiniz. Çünkü birisi yanıma gelince açıkçası hani bakacağım varsa da bakamıyorum ya da rahat rahat inceleyemiyorum. Güneş ürünleri de her zaman olduğu gibi var. Bir bakalım indirim var mı? %20. Fiyatlar normal her zaman için zaten 24 civarındadır. Girenji'nin özel bir standı var. Markalara ait çok güzel standlar gördüm. O çok iyi bir ürün. Çünkü ürünle alakalı personel de bulabiliyorsunuz. Güzel. Bu marka bilmiyorum. Burası da Estée Lauder Clinique. Biraz daha erişilebilir markalar. Böyle setleri. Parfümlerini bir araya. Mesela markanın bütün ürünleri bir arada. Bu rüya parfümdür yani. Yıllardan beri benim için de Pleasures. Buraya dönelim. Şöyle bir set 64 euro. Çok da güzel. Tıralı set tam. Bunu alacaksın. Partide çıkacaksın. Aldığınız sarın. Ondan sonra kontürün, rimelin ve kalemin ve içinde çantasın. Şu, bu da güzel bir üründür. Bronzlaştırıcı arayanlara. Bu kadar var mı? 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 Bu k
gidebilir mi? Kart daha. 9. 9. 9. Gidelim. Değil mi? Evet. Bir kart aldım hiç. Parayı da aldım. Bu çok güzel bir şey. Tamam, son gördüm. Bir kere. Bardaklı kayıt almıyorum bile. Ben bir saatten fazla duty free turu yaptım. Videoyu kapattıktan sonra parfüm arayışına geçtim. Elimde şu anda bu kadar. Aklımda kalması için, not alacağım için parfüm seçenekleri var. Çok tatlı bir hanımla tanıştım. Parfüm için bana yardımcı oldu. Sohbet ettik. Hesabını takip etti. Merak ediyorum, acaba hani benim gibi böyle parfüm araştırması yapıp notunu alıp ileriye dönük listeleyenler var mı? Şimdi kapı da o kadar aşırı uzak değil, millet uzak uzak diyordu ama bakın kamerayı açtığımda Duty Free'den önündeydim, çıktım, yürüyorum, kaç dakika oldu? 1 dakika 10 saniye şu anda. Edirne 3'ten kalkacakmış benim uçağım. O kadar yavaş adımlarla gidiyorum ki. Zaten Atlas Global'in Edirne 1'den de Belgrad uçağı kalkıyor. Edirne 3 hemen şurası. Yani öyle dehşet abartıldığı gibi bir durum yok. Şimdi ben araçlar için, buggy için kodumu üretmiştim ama kullanmama gerek kalmadı. Çünkü Duty Free'den çıktım. 1 dakika yürüdüm, dedi, onu gördüm, döndüm, geldim. Benim kapım tesadüfen yakınmış, tamam mı? Onun dışında mesela beyefendiler dediler, Fatsa 20 gibi bir kapıda olsaydınız 20 dakika yürüyecektiniz dedi. Yani hani o kadar yürüdüm, şu kadar gittim, bilmem ne oldum falan gibi varyasyonlar ya da yaşayacağınız olaylar aslında sizin uçağınızın kalkacağı kapıyla alakalı. Bunu da belirteyim. Ondan sonra benim buraya gelişim çok da rahat oldu. Geldim zaten. E3 diyor yani. O sırada hani peki şeyi var mı dedim. Mesela Sabiha Gökçen için Pegasus'un uçakları daha böyle en sondaki, en alttaki kapılar. Hayır, bu dedi biraz işte random. Hangisi boş olursa ona göre şekilleniyormuş. Ben de bu bilgiyi vermiş olayım. 1 saat 10 dakikam daha var. Kapı da şurada. Ben şimdi şurada bir Duty Free'yi daha gördüm. Birazcık daha dolaşayım bakayım. Uçağa giderken yürüyen merdivenle bir kere indim. Boarding, yanlış söyledim. Bir merdivenden daha iniyorum. Binmeden önce iki kişi kontrol ediyor. Oturduğunuz yerde gelip bir kişi daha kontrol ediyor. Bagaj teslim için sıraya girdiğinizde özellikle bana şey sordular, kaç gün kalacaksınız, ne zaman döneceksiniz, dönüş uçuşunuz, konaklamanız. Hepsini tek tek gösterdim ve bir takım şeylere de basmadığımı fark ettim. Ne fark? Onu parça halledeceğiz. Şimdi uçağa geldim. Yolculuk başlasın bakalım.